Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi nar sezonu arkadaşlar. Ben narı, artık kalan narlarımı bu şekilde değerlendirerek derin dondurucuya kaldırdım. Yapmışken de sizlere de fikir vermek istedim. Belki sizler de yaparsınız. Fazla aldığınız narlarınız bozulmasın diye bu şekilde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? İlk etapta onu da anlatayım sizlere. Bu derin dondurucuya attığımız narlarımızı arkadaşlar pastalarımıza sos yapımında kullanabiliriz. Marmelat, reçel yapımında kullanabiliriz. Salatada kullanabiliriz. Birçok yerde bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, öncelikle narımızı temizlemeyle işimize başlıyoruz. Narımızı sap kısmından kesiyoruz ve dilimlere ayırıyoruz. Ayırdığımız dilimleri içlerini temizliyoruz ve ayıkladığımız narlarımızı bir kabın içerisinde topluyoruz. Daha sonra bu narlarımızı temiz yıkanmış pet şişelerin içerisine pay ettim. Dilerseniz kavanozun içerisine de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Size videomun sonlarına doğru onu da göstereceğim. Daha önceki yaptığım tarifimde de kavanozun içerisine doldurup normal buzdolabında sakladım ve yaklaşık bir hafta salatalarımda kullanmıştım. Ayrıca gelip gidip tatlı canınız istediğinde de meyve canınız istediğinde de gelip gidip yiyebilirsiniz. Bu şekilde de alternatif oluyor. Hemen temizlenmiş, ayıklanmış bir nar elimizin altında oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde minik pet şişelerime doldurdum ve derin dondurucuya kaldırdım. Almış olduğunuz narları sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen elimizin altında hazırda olmuş oluyor. Dondurduğumuz narlarımızı her meyve sebzede olduğu gibi çıkardıktan sonra bir müddet sonra yumuşayacaktır. Bunu hemen kullanmanızı tavsiye ederim. İster reçel yapımında, ister marmelat yapımında, salatalarda, pastalarda, sos yapımında kullanabilirsiniz. Evet, burada da daha önceden geçen yıl Instagram sayfamda paylaşmıştım. Bu şekilde kavanozlara doldurup buzdolabında sakladığım narlarım. Gerçekten çok pratik oluyor arkadaşlar. Hemen yemek için de elimizin altında hazırda olmuş oluyor. Bir kere elimiz batıyor ve daha sonrasında rahat ediyoruz ve ihtiyacımız olduğunda hemen kullanabiliyoruz. Evet, bu videomu sizlere fikir amaçlı paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Dilerseniz pet şişelerine veya kavanoza doldurup buzdolabında ya da dondurucuda saklayabilirsiniz. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.